Merhaba arkadaşlar. Bugün aracımız BMW X5'te beraberiz. 2011 demiştik değil mi Yılmaz Bey? 2009 model. 6 silindir bir araçla beraberiz. Yılmaz Bey bizi takip etmiş. Takip ettiğini daha sonra soracağım. Aracımıza yapılacak işler nedir, ne değildir? Onlardan biraz bahsedeyim. Aracımızın 6 tane enjektör onarımı, 6 tane ısıtma bujisi değişimi, turbomuzun bakımı, partikül filtremizin temizliği, 4 teker diks balata, ayrıyeten diksin içerisindeki el fren balatamız, alt takım, sıvılar, yağ bakımlar, V kayışı, bunların değişimine gideceğiz. Ekstra gördüğümüz bir şey de varsa Yılmaz Bey'e bunların sağlıklı veya sağlıksızını bahsedeceğiz. Kendinin onayı dahilinde işlemler devam ediyor. Aracımıza yapacağımız işlemler bunlar. Yılmaz abi bize soralım, bizi nereden ve nasıl buldu, nereden geldi? Hoş geldin Yılmaz abi. Hoş bulduk. Ben Recep Usta'yı YouTube'dan izleyerek, kendisini orada takip ederek öğrenmiş oldum. Telefonla da konuşmuş olduk randevu için. Sağ olsunlar. Dediler ki izinin son 10 gün kala bize tekrar ara, size bir randevu yapalım dediler. Bu şekilde randevumuzu tamamlamış olduk ve buraya geldik İstanbul'a. Nereden? Emin ellerdeyiz. Almanya Dortmund. Buradan sonra Almanya'ya mı gidiyoruz, memlekete mi gidiyoruz? İnşallah memlekete. Tamam, şu ana kadar neler yapıldı araba? Şu ana kadar motor üst kabinini söktük. Rekorları, emme manifoldunu, ısıtma bujilerimizi, ısıtma buji soketlerimizi ve çalışıyor çalışmıyor ısıtmalarımızın kontrolünü yaparak sökümüne başladık. Enjektör elektriklerini, enjektör yakıt giriş boruları, geri dönüş hortumları, bunlardan başladık. Yağ çubuğumuzu çıkardık, motor üst korumasını aldık, enjektörleri sökmeye başlıyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Burada 6 adet 6 silindirimiz olduğu için şöyle ısıtma kızdırma bujilerimiz var. Ömrünü tamamladığını net bir şekilde görüyoruz. Bir tane patlamış. Patlak var 2 tane. Onun bilgisini verelim. Bunlar ısıtma bujilerimiz, 6 silindir olduğu için bunların hepsini değiştireceğiz. Enjektörlerimizden başladık. Enjektörleri sökmeden önce üstünde bulunan emme manifoldumuz var. Yine 6 silindir olduğu için 6 kanalımız var. Bunun üstünde de valve sistemimiz. Bunun dışında üstüne montajlı bir şekilde boğaz kelebeğimiz var. Ve büyük bir emme plastik manifoldumuz mevcut. Geçelim enjektör sökümlerine, yine devam edelim, gösterelim. Burada somunlarımı sökmeye başladık. Enjektörlerin üstünde geri dönüşlerimiz var. Plastik olduğu için bunlara kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Kırılmalara sebep olabilir arkadaşlar. Aracımızın neler yapılacağını babam az çok söylemişti. Şurada gördüğünüz büyük bir enjektörümüzün mazot kütüğü var. 2 tane rail müşürüne sahip. Bazı araçlarda rail müşürü tek çıkarken bunda 2 tane çıkıyor. Önemli ayrıntılardan biri bu arabada, yani araçlarda rail müşürünüz sıkıntılıysa genellikle beyaz duman atma, çalışmama, geç çalışma problemlerine sebep verebilir. O da genelde bilgisayarda arıza koduyla karşımıza çıkıyor ama iyi tespit yapmak lazım. Çünkü gördüğünüz üzere sağlı sollu hangisinin arızalı olduğunun tespiti çok önemli. Cırcırla söküm işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bakın somunlar sağlı sollu olmak üzere enjektörleri tutuyor. Aracımızın kilometresini birazdan öğrenelim. Söyleyelim arkadaşlar. Mıknatıs yardım. Diğer somunu da aldık. Sıra geldi 5. enjektöre. Son enjektörümüzün sökümünü gösteriyoruz. Tabii ki emme manifoldunun bastığı noktalara bez kapattık. Motorun içerisine herhangi bir maddenin düşmemesi gerekiyor. Yoksa büyük sıkıntılara sebep verebilir. Görüyorsunuz sağ taraf komple boş. Burada emme manifoldunun bastığı nokta bayağı bir alan kaplıyor. Gövdeden sökülen bir yağ çubuğumuz var. Bu araçlarda tabii ki Audi sistemi yok. Yani Audi'lerde biliyorsunuz gösterge panelinden görebiliyorduk motor yağının kapasitesini, dolup dolmadığını. Bu araçlarda yağ çubuğundan anlayabiliriz. Yaklaşık 6,5-7 litre civarında Castrol 530H motor yağı kullanılacak. Evet, ilk enjektörümüzü alıyoruz. Bakalım durumu nasıl çıkacak? Hep beraber göreceğiz. İkinci kızdırma bujisi bayağı bir kötü çıkmıştı arkadaşlar. Sökülmüyordu. Onun da bilgisini aldık. Enjektörlerin meme uçlarına dikkat edelim. Bayağı bir kurumlaşmalar olmuş. Gördüğümüz üzere enjektör biri söktük. Evet, ikinci enjektörümüz
Zorlasa da yine çıkarmayı başardık. Yine ucundaki kurumlara bakalım. Meme yan kararmış. Üçüncü enjektörde sıra. Yine bunda da kararmalar mevcut. Aracımızın kilometresi de 180 binde. Bunun altını çizelim. Abimiz daha önce ağır bakım yaptın mı abi bu araca? İlk kez. İlk kez yapılıyor. Ağır bakımımız bu kadar giriliyor diyelim. 180 bin kilometrede olduğunun altını çizelim. Ama yaşına göre de kilometresi iyi abi. Tabii ki arkadaşlar enjektörler kolay bir şekilde sökülmüyor. Son enjektör ve dördüncü enjektör kaldı. Ama yine başaracağız. Kızdırma bujimizin ikinci sırada olan kırılıyordu. Bunun da bilgisini vereyim ama kırılmadı. Son anda abimiz de yanımızdaydı. Buradan kurtarmış olduk. Aracımızın içerisini gösterecek olursak gördüğünüz üzere krem bir deri koltuklar. Aynı şekilde da bunlar bizim gözümüze çarpıyor. Aracın gösterge paneli 180 bin kilometrede olduğu ve elektrik bağlantısını da birazdan keseceğiz. Motorla, yani iç aksamla kesmeyeceğiz. Motor bölümündeki elektrik kısmı kesilecek. Şöyle arkadan görünümünü alalım arkadaşlar. Aracımız hakkında hiçbir genel bilgi vermedik. BMW X5 E70 kasa olarak geçen 3.0 dizel 6 silindirli 2009 model bir araç, 180 bin kilometrede. Bu araba 2011 yılında ve 3 serisi E90, 5 serisi F10'lar çıktıktan sonra en çok satan 3. model bu X5 E70 kasalar oldu. Bunun bir de yenileri var biliyorsunuz, F15 kasa diye geçen 3. nesil X5 arkadaşlar 2013 yılında çıkmış oldu. Peki F15 ile E70 kasa arasındaki farklar neler? Aynı şase ve dingil mesafesine sahip olmasına rağmen motor bölümünde kaputun altında yeni nesil arkadaşlar bir motorla karşımıza çıkıyor. 6 ileri otomatik bir şanzımana sahip. Euro 4 235 beygir civarlarında. Yaklaşık 6.5 7 litre 7.2 litre gibi. Tabii ki yağ çubuğundan buna bakacağız. Motor yağ alıyor. Radyatör soğutma suyumuz ise 10.4 10.5 litre civarında ve 530 Castrol H motor yağı kullanacağımızı söyleyelim. Evet, enjektörlerin ikisinin çıkmadığını söylemiştik. Şu an beklemede arkadaşlar. Umarım çıkar. Pas sökücü yağlandırıcı sıktık. Burada görüyorsunuz motor yağı kapağının altında bir kabin var. Plastik hava filtre kabini bu. Bunu alacağız. Turbo bölümü alt kısımda olduğu için turbo bölümüne ulaşacağız. Onun dışında da hem elimizin altını açmış olacağız hem de sağ tarafı komple açtık. Sağ tarafta ise motor yağ filtresini görüyorsunuz. Basit bir şekilde değişebilir ama dediğim gibi buradan emme manifoldu biraz zorlayacaktır. Kızdırma buji kısımlarına bakalım. Nereden çıktığını görelim. İçindeki şu gördüğünüz bayağı ikinci sıra burası. Çıkmıyordu arkadaşlar. Altındaki biliyorsunuz kaçaklar var. Buralara çamurlaşmalara sebep olmuş. Bu galiba mazot mu? Yağ mı? Mazot. Mazota benziyor. Yağ değil bu. Bayağı boydan boya giden bir kaçaklarımız da araçta var arkadaşlar. Böyle gösterelim. Evet, hava filtre kabininde plastiklerini sökmeye devam ediyoruz. Şu an gördüğünüz torksluk bir civatayı babam söküyor. Tabii ki plastiği sökmek için bu kapağı almamız gerekiyor. Çünkü kapaktan ayrı bir parça burası. Evet, plastiği söktükten sonra çok güzel bir hava filtresi çıktı karşımıza. Ne kadar uzun süredir değişmiyor bilmiyoruz ama ucundaki katranları şöyle sizlere göstereyim. Simsiyah olmuş bir hava filtresi. Dışarıda da görünecek bu. Tozlardan anlaşılabiliyor. Tabi burayı komple dışarı çıkaracağız. Ama tabii ki yavaş yavaş. Tabii plastik kolay bir şekilde sökülmüyor. Arkada arkadaşlar bir civatası var. Onu sökmek biraz ölüm ama yine başardık tabii ki de. Şimdi alacağız plastiği. Burada bir nüans var. Burada çok önemli detaylardan birini sizlere söylemek istiyorum. Nedir bu detay? Hava filtresini çıkardığımızda göreceğiz. Hava filtresinin
bir yönü ön tarafa bakan yönü açıkken arka tarafa bakan yön arkadaşlar kapalı. Bunlarda da eğer yanlış takarsanız araba hava almıyor, çekişi düşüyor, bunalıyor. Bakın şuradan göstereyim, bakın arka tarafa gelen nokta kapalıyken ön tarafa gelen nokta açık. Eğer bunu baba ters takarsak, görüyorsunuz bu ön taraftı. Eğer bunu böyle takarsak araba ne yapar? Burnunu kapat, nefes al. Tek kelimeyle. Nefes almaz, oksijen girmeyince de aracımız gaz yemez, çekiş düşüklüğü yapar. Gitmez yani, çekmez aracı. Yani peki bu bir zarara yol açar mı yani böyle sürekli? Araba gitmez ki. Ya zarar bu yani. Zararı bu. Ama bunu düzelttiğimizde araba yine eski performansına döner. Dediğim gibi önemli noktalardan biri. Şimdi buradan da üstündeki plastiği de alalım. Hemen zor çıkan civata şuydu. Alt kısma geliyor, bakın orası çok dar bir alan. Anahtar girmediği için biraz zorlanabilirsiniz açıkçası. Yani kirliliğinden de bahsetmedik, görüyorsunuz çok kirli bir hava filtresi. Peki bastığı noktalarda pislikler var mı? Olmaz mı? Görüyorsunuz tozlar, işte bunlar neyse, yaprak, dışarıdan gelen etmen. Burayı görüyorsunuz bayağı bir kötü, burayı temizleyeceğiz. Burası MAF sensörü dediğimiz nokta. Ve biliyorsunuz ki MAF sensörleri çok önemli parçalardır. Kolay kolay bozulmazlar ama bozuldukları zaman da aratabilirler. Problem aratabilirler. Geçen gün bir araçta uğraştık baba. Krank sensörü hatasıymış. Bilgisayar vermiyor. Vermiyor. Ama arabada gaz da yemiyor. Normalde krank sensörü hatalı olsa ne yapar? Çalışmaz. Arızayı verir ve araç hiç çalışmaz. Ha, çalışmaz ama bu hem böyle çalışıyor hem arıza ve kaydetmiyor. Artı aracımız 2000-2500 devri de geçmiyordu. Peki bu aracı siz tercih eder miydiniz? Veya hangi araca biniyorsunuz? Tercih ederseniz neden? Etmezseniz neden arkadaşlar? Yorumlar kısmında belirtiniz bu tarz araçlar hakkında. Böyle sorular soruyorum. Bakalım geneli tercih ediyor mu, etmiyor mu bakacağız. Evet, hava filtre kabinin altında turboyu görebiliriz. Şöyle tabii ki dar alanlar. Yine sizlere göstermek adına böyle göstereyim. Şimdi bu arabadaki turbo revizyon olacak. Bakımları olacak. Bildiğiniz üzere F15 kasalarda 3.0D, 4.0D mevzusu var. Ama silindir hacmi yine aynı. Motor hacmi 3000 olarak geçiyor. 2998 cc. Tek fark neden bu isimlendirmeleri alıyor? 3.0D veya 4.0D tarzında. Eğer araçta çift turbo varsa 4.0D, araçta tek turbo varsa 3.0D olarak adlandırılıyor. Ancak arabanın motoru 3000-4000 değil. Bunun altını çizeyim. Sadece turbo farklılığından kaynaklı çift turbo ise 4.0D olarak adlandırılıyor. F15 kasalarda onun da videosu kanalda mevcut. Onu da izleyip takip edebilirsiniz. Onlarda da bilgiler vermiştik. Dediğim gibi bu arabanın motor yağ kapasitesi 6.5 litre, 7 litre civarında yağ çubuğuna göre bakıp koyacağız. Motor soğutma suyunu değiştiriyoruz. Antifrizimizi değiştiriyoruz. Biraz önce çıkarmış olduğum kapağı tekrar yerine taktım. Antifriz değişikliğine gideceğiz. Dediğim gibi antifrizi de hepsine antifriz koymuyoruz. Çünkü bizim koymuş olduğumuz, kullanmış olduğumuz antifriz saf konsantre olduğu için kesinlikle hepsini dolduramayız. O yüzden belli oranlarla saf su ilave etmemiz gerekiyor. Bu da çok önemli. Çünkü gerekli antifrizden verimi alamayacağımız için aracımıza da zararları illaki olacaktır. Bayağı çekti usta. Geliyor mu hala? Ha, geliyor gibi, ben öyle görüyorum. Şimdi bitti bir hafta. Ama bize yardımcı olacaktır bu. Bayağı bir yukarı çekti aslında. Bakalım çıkarabileceğiz mi? Şimdi biraz önce gevşettiğimiz civataları tekrar geri sıkıyor babam. Artık işimiz bitti. Bayağı bir alan açıldı, görüyorsunuz enjektörün altını. Bayağı bir alanımız açıldı. Bunlar uzun süreli kurumlar dan dolayı ve sıcakta çalışıyor. Enjektörün görevi biliyorsunuz mazot püskürterek pistonun üstünde yanmasını sağlamak. Bu yüzden enjektörler de sıcaktan dolayı soğuyor, ısınıyor. Bu yüzden gevşemelere sebep oluyor. Gördüğünüz gibi sonunda çıkardık. Evet, buradan dolayı değil mi baba? Evet. Maalesef. Peki bu enjektörlerin revizyonunu neden yapıyoruz baba? Bize ne gibi sıkıntılar yaratabilir? Avrupa'da bunun revizyonu yok. Yapacak usta yok. Kaldırat yeni tak. Ama burada sadece dışı eski, içi tamamen yenileniyor. Sıfır enjektör ayarına geliyor. Buna da biz revizyon diyoruz. Niye revizyon diyoruz? Komple değişmediğimiz için. Bunun içi yenileniyor. Memeleri var, valfleri var.
bobinleri var. Bunların içi yenileniyor ama dışı dediğimiz gibi kalıyor. Biraz önce bahsettiğimiz çıkmama sebebi de kurumlardan dolayı. Enjektörlerin kodlamasını yapıyoruz. Enjektörcüye göndermeden önce de işaretlemeler yapıyoruz. Herhangi bir karışıklığa uğramasın diye. Çünkü enjektörcünün işi enjektör olduğu için orada bir sürü enjektör var. Ve bunların karışması demek sıkıntıya yol açacak demek. Peki biz bunun dışında kurumları görüyorsunuz. Enjektörleri taktıktan sonra bilgisayar yardımıyla enjektörleri teker teker üstünde bulunan kodlara göre bilgisayara tekrar tanıtımını da yapıyoruz. Tanıtım ne için arkadaşlar? Tanıtım da şu için: yeni takarsınız. Mesela kodlama gerekli. Yoksa yeni takıp çalışır mı araba? Çalışır. Ancak şöyle bir problem olur: şakırtılı çalışır. Eskisinden daha sesli çalışır. Bu kodlamada beyne göre kodlanıyor, bu yüzden sesi azaltıyor diyebiliriz. Biraz önce bahsettiğim kodlamalarda görüyorsunuz üstünde yazan numaralar, işte rakamlar, harfler var. Buna göre kodluyoruz. Çekiyor. Çekiyor gibi duruyor. Bunu enjektör çektirmesi de çıkartmayacaktır. Çektirme olsa bile. Çünkü üstteki görüyorsunuz şase. Kapalı alan. Kapalı. Şaseden dolayı, kaportadan dolayı bunu alamayacağız. O yüzden bir şekilde sökülmesi lazım. Evet. Sonunda söktük. Bayağı zorladı. Tabii ki videoda zorlandığını görmüyorsunuz ama enjektör bu yüzden kurumlamalara sebep veriyor. Yaklaşık 2,5-3 saattir enjektör çıkarmaya uğraşıyoruz. Evet, videoda kısa gibi duruyor ama tabii ki de çıkardık. Kurumları görüyorsunuz. Yine mazot püskürten noktalar. Buralar çok hassas noktalardır. Dikkat edilmesi gerekiyor buraya. Kurumlaşmalar kolay sökülmesi için aslında bunun bir sıvısı var. Krem gibi sürerseniz bu tık diye hemen bir sonraki söken kişi için daha basit olacaktır. Ama herkes tabii ki kullanmıyor. Tabii o kadar göstermişken enjektörlerin içinde gösterelim. Bakın buradaki kurumları net bir şekilde görüyoruz. Bayağı kötü durumdalar. 3'te çok fazla yok. 4'te yine var. 5'te var. 6'da kötü durumda. İçlerini de temizliyoruz. Bayağı kötü. İçerisini temizlemeyi unutmuyoruz. Burası yağ filtre kabini. Evet arkadaşlar, yağ filtresi. Aslında filtrelere çok fazla değinmiyoruz videolarda ama çok büyük öneme sahip. Görüyorsunuz çok kötü durumda. Yani bunlar bir filtre olarak geçmeyelim. Belki basit değişiyor, belki çok pahalı parçalar değil ama motor için çok önemli parçalar bunlar. İçindeki çamurlaşmalar, pislikleri görebiliyorsunuz. Artık bu işlevini yitirmiş. O yüzden filtreleri aksatmayalım. Her videoda da artık filtrelere de değinmeye çalışacağız. İçindeki kurumlaşmalar motorun yağında dolaştığı için süzme işlemini gerçekleştirmeyecektir. Filtreyi değiştiriyoruz. Filtreyi değişmesek ne olur? Yüksek basınçlı arabalarda, beygiri yüksek araçlarda yağ filtresinin yağ o kadar hızlı geçmesi lazım ki iksantili kam milleri, krank, yatak milleri, piston kol burçları, bunların aşırı bir şekilde yağıyla yüzmesi demek. Tıkanırsa, kirli olursa yağı kestikçe bu sebep çizmeler başlayacak. Sonra yontmalar, sonra yatak sesleri.
Peki bunu hiç takmasak ne olur? Yağlanmamış, sönmez. Yağlama yapmaz arabamız. Çünkü orada sarar mı yani motor? Tabii ki. Yatak sarar. Tabii. Yağlanma marşa basınan motorda ha yağ var ha yağ yok. Yani hiç onu görmesi gerekiyor. Tabii ki o filtre basıncı kurması o zaman lazım. Küçük bir filtre deyip geçmiyoruz. Ve de yan sanayiden kesinlikle kaçının. Yan sanayide yağ basıncı düzenli olmaz. Temizliğini de gerçekleştirdik, bayağı bir sildik. Altındaki katmanlar var, onlar da yine kartere gidiyor. Oraya da elimiz girdiğince temizleyeceğiz. Aracı artık yukarıya kaldırıp korumaları almamız gerekiyor. 4 disk, 4 fren balatası da değişiyor. Bayağı bir abimiz herhalde bakım yapmamış. Kendi de söyledi, ağır bakım burada yapılıyor. Disklerde eğilmeler mevcut çünkü frene bastığı zaman aracın titrediğini söylüyor. Bu da disklerden dolayı. Yeni dahil taksanız şunun altını çizelim. Disklerde titremeler olabilir. Neden? Arkadaşlar soğuk sıcak soğuk sıcak olayı. Tekerler aşırı derecede hızlı dönüyor, ısınıyor. Bu yüzden dolayı da suya girdiğinizde, yağmura girdiğinizde titremeler olabilir. Aracımızı kaldırdık. Altına bakalım neler var. Altına geçiyoruz ve görüyoruz ki arabanın dört çeker olduğunu görüyoruz. Plastik korumaların olduğunu görüyoruz. Kaçak göçek var mı? Bunları görebilmemiz için net korumaları sökeceğiz tabii ki. Öndeki koruma sac galiba usta. Buradan gördüğüm kadarıyla ama arkadaki plastik korumalarımız mevcut. Tabii ki aracımızın görüyorsunuz egzoz bölümü de sağdan gidiyor. DPF'miz ve turbomuz da sağ tarafta. Buralara müdahale edeceğiz. Bakalım zor alanlar ama sökeceğiz. Evet, korumayı sökmekle işte başlayalım. Evet, arkadaki plastik korumaya geçtik. Evet, sökmeye devam ediyoruz. Arkadaki plastik de son civatası bu. Sallanmaya başladı gördüğünüz gibi. Burada da 16'lık civatalardan sonra şöyle göstereyim. Bakın burada yıldızlıklar var. Bayağı bir oynamaya başladı bunlar. Korumalar söküldüğüne göre şöyle göstermeye çalışalım. Herhangi bir yağ kaçağı falan var mı? Kaç gülümün temizlik işlemi var. Genel olarak iyi duruyor araba. Evet. Alt takımlardaki parçalar da yeni duruyor. Şurada hafiften bir yağ kaçağı var ama bunlar önemli değil. Temizliğini yaparız bunlar. Temizliğini gerçekleştiririz. Karter contasından geliyor. Terleme diyebiliriz. Eksperlere gittiğimizde terleme diye geçen bu. Bakın altına inmemiş çünkü. Motor yağ tapamız burada. Hemen arkada arkadaşlar şanzıman bölümü var. Onun tapası da burada. Peki değerlendirmeleri alalım. Altına geçtik. Aracımızın altı 10 numara. 10 numara. Diyecek kelime yok. İlk sahibi değilim ama dedi. İlk sahibinden aldım. Ve uzun yıllar ben kullandım. Emekli olduğum için işe güce gitmediğim için yatan bir araç. Evimin önünde bakkala, çakkala, markete, alışverişe, çarşıya, gezmeye gittiğim bir aracım. Kilometre yapmayan bir araç. En çok kilometreyi Türkiye'ye gel git de yapıyorum dedim. Peki, gerçekten arabası dediği gibi. Peki dizilim nasıl baba? Yani tanıtım olarak şanzıman nasıl geliyor? 4 çeker mi? 2 çeker mi? Evet. Motorumuz burada. Yağ kartelimiz. Aracımız 4 çeker. 4 çeker olunca ne oluyor? Kartelimizin içinden bir tane aks geçiyor. Burada bir diferansiyelimiz var. Arkadaki diferansiyelimizin küçüğü. Yavru diferansiyel diye geçer. Burada da arka diferansiyele şanzımandan giden hareket ve yandan yavru diferansiyele veren arayıcımız var. 4 çekere. Burada ön tekerleri hareket verir. Bağımsız bir şekilde istersem arkadan 4 çeker şavtla birlikte devam eder aracımız. Alt takımda değineceğim bir şey var. Alt takımda değineceğim hiçbir şey yok. Arabası çok güzel. Çok güzel. Yani güzele güzel, çirkine çirkin. Evet. Tamam. Evet, öndekini de aldık. Öndekini niye aldık? Ama orada yağlanmaları gördüm. Burada travers bölümünde baba, kameradan da bakabilirsin. Bayağı yağlanmalar var. Turbonun hasta olduğunu buradan anlıyoruz. Interkol bölümü. Evet. Bakın buradan bayağı bir yağlar var. Sizlere dar açıdan çekmeye çalışıyorum. Traverse kadar inen bir yağlar var. Tabii ki sağ tarafa geçtiğinizde yok. Çünkü niye? Interkol ile turbo ile alakalı bir durum burada. Sadece şu bölümde var. Bakın şöyle. Onda da var. Onda da var, ikisinde de var. Buyur.
büyük hortum. Turbo da şuradan göstereyim. Bakın bu turbomuz. Buradan basit bir şekilde görünüyor ama basit bir şekilde sökülmeyecek. Basit olsaydı. Evet, buradaki bağlantı ayağını egzoz DPF bölümündeki civatayı söktük. Tabii burada sıkıntılardan biri de DPF gördüğünüz dar alandan dışarıya çıkacak mı? Çıkması lazım. Ama dar alan tabii ki uğraştıracak. Arabayın altı 10 numara. Valla bilmiyorum abi. Videoyu izleyin, yine konuştuğumu anlarsın. Tamam. Bir şey yapmak için, bulmak için. Değeri büyüğüne gerek yok, ben bunu nasıl söyleyeyim? Sen abi, senin günlük kahvaltın, bizde o yok öyle işler. Biz bir acemi iş ama yaptım yani sonunda. Bir daha da tövbe olsun dedim. Evet. Ne biliyor musun? Almanya'da buna doktor derler. Burada egzoz lastiğimiz var. Sarsıntıyı alması için plastik tabii ki buradan ayırmamız gerekiyor. Yoksa egzoz geriye doğru gelmeyecektir. Tamam, yeterli değil mi baba? Bayağı indi, uğraştırdı ama egzozu da indirdik. Zorladı. Terletti, zorlamadı. Evet. Görüyorsunuz. Biraz terletti o kadar. Egzoz bölümü, katalizör yani DPF bölümü biraz açıldı alanımız. Ama spiralinde de biraz sıkıntı var gibi duruyor ya. Yani. Bakalım dışarıda daha net konuşacağız. Oraya girebilirsek kelepçeyi söküyoruz. Bakın burada bir adet kelepçemiz var. Yaylı sisteme sahip. Yavaş yavaş bunu sökmeye çalışıyoruz. Buraya elim girmediği için. Şöyle geriden göstermiş olalım. Bu da bizim DPF'mizi yıkanacak, temizlenecek, rejenerasyona sokulacak. Daha sonra performans artışı, çekiş yüksekliği, yakıtın da düşmesine sebep ve artı çevre sağlığına da etki etmiş olacak. Evet, sistem bu. Tabii oradayken biraz zorlanıyorsunuz sökerken. Emek isteyen bir iş, kelepçeyi çıkardık. Evet, gördüğünüz 4 adet civatayı söküyoruz. Üst kapağı da söküyoruz. Yani külbütör kapağını, daha doğrusu silindir kapağı ile işimiz yok. Plastik olduğu için komple sökeceğiz. Onun da contasına bakacağız arkadaşlar. Seviye olduğu için onu da değiştireceğiz. Bu kadar işlem yapılırken onu da aksatmamamız gerekiyor. Ayrıca yağ kaçakları vardı. Altta da üstte de. Buraları da benzinle yıkamasını gerçekleştiriyoruz. O bölümleri de zaten izleyeceksiniz. Adım adım gidiyoruz. Thank you.
ediyoruz da dahi değil yani. Emek veriyor. Şimdi bu şekilde de kime güveneceksin acaba abi? Kimseye güvenemem. Şu arabaya kimseye böyle güvenebilir mi? Ben güvenmem. Ha, işte o yüzden ya biz zamanı bütün şey yaptık ya. Bir an önce randevumuzu alalım. Emin ellerde olsun araba. Evet, arkada zorlandığımız civata bu şekilde. Evet, sonunda külbütör kapağımız. Bayağı bir büyük bir kapak. Altındaki contası da çıkıyor. Hatalar geçmelidir. Bunları tekrar geçireceğiz. Kapağı bir kontrol edelim. Şöyle arabanın üstünde durduğu gibi durmuyor aslında. Şöyle döndürdüğümüzde contanın artık silme olduğunu görüyoruz. Bu zamanla yağ kaçaklarına arkadaşlar sebebiyet verecektir. Yine şöyle bir conta. Şöyle de göstereyim. Aracın egzantrik bölümleri göründü. Bu egzantrikler arkadaşlar ileride şöyle mesela zincir kopsa baba boş egzantrik olduğu için bunlar eğilme dönme riski var. Tabii ki gözümüzle bunları anlayamıyoruz ama bunlarda genellikle mil dönmeleri, mil hataları alabiliyoruz. Zaten egzantrik mil hatası da bilgisayarda gözüküyor. Bunun dışında içine baktığımızda gayet iyi durumda. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yani hararet görme olayı veya zamansız motor yağ değişimleri yapılmamış. Kurumlar yok, kalıntılar yok arkadaşlar. Kızarmalar yok. Bunları da net bir şekilde görüyoruz. Burada da aracımızın zincir bölümünü görebiliriz. Zincir değişimi yapmıyoruz ama şöyle motoru gösterelim. Burada da egzoz manifold bölümü açıldı. Biraz önce görmüyorduk. Yine DPF bölümünü görüyorsunuz. Turbo bölümünü de açık bir şekilde görüyoruz. Nerede hastalık zaten? Hastalık evet, değinelim. Manifold civataları gevşek arkadaşlar. Egzoz manifoldunu da alacağız. Bakın herhangi bir sökme işlemi gerçekleştirmedik. Burayı çekmek istedim. Yoksa buraları çok fazla uzatmayacaktım ama manifold bölümünü de çekelim. Genellikle BMW araçlarında özellikle egzoz manifoldunun birinci sırasında yani ön trigger bölümündeki bu görmüş olduğunuz civatalar zamanla gevşeyebiliyor. Normaldir. Bu BMW araçlarında gördüğümüz genel bir sorun. Kronik sorun der miyiz buna? Bir sorun mudur? Ama karşılaşılan bir durum. Gevşemeyeni yok. Evet, gevşemeyeni görmedik de. Gördüğünüz gibi DPF de aşağıda sallanıyor. İçi siyah. Kirli. Zaten 2000... Uyarı vermiş zaten. Uyarı vermiş mi DPF? Bilmedi abi. Efendim abi. Uyarı verdi mi abi DPF? Şey hangisi o? Ne o? Partikül. Şu, partikül. Verdi abi, onu BMW'de şeyim var. Tanıdığım bir tam usta yani. Evet. BMW'de çalışıyor. O beyine girdi, onu ayarladı. Ben 60 km kandırdı onu yani. Kandırdı. Kandırmaca yaptı. Evet. Şimdi buraya ben gelmem, yola çıkacağım ya. Ona göre ayarladı onu. Ben bir 70-80 kilometre yaptım. 130 falan. Evet. Gittim geldim otobanda. Zaten buradan da görüyoruz abi. Simsiyah abi, tıkalı bir şekilde. Şuradan görebilirsin. Tamam abi, tamam. DPF'miz o. Yani arkadaş dedi alabilirsen abi 1400-1500 lira yenisi dedi. Paran varsa. Dedim lan izine gideceğim. Daha sen o bir de onu çıkarma bana dedim. Evet. İşte büyük arabanın da büyük karın ağrısı oluyor. Sen içini boşalt diyorsun ya bunun. Evet abi. Dışını kesip boşaltırsan, kesiyorlar, boşaltır, kaynak oluyor, muayeneden geçmiyor araba o zaman. Sen haklısın abi, ben onu biliyorum da, yani acaba dedim çakma Almanya'ya gittiğinde 2 sene sonra, şimdi vizesi yeni 2 sene aldım. 2 sene sonra bir daha buralar sökülecek bunun için. Aynı mı olacak? Tabii o çıkmıyor işte. Değer mi? Ya iptale değmez abi. Tamam abi. İptale değmez. Tamam ben dedim, Recep abiye sordum. Temizliğine vereceğiz, temizliğimiz olur, kurtarır derse temizlik. Jenerasyonu var bunların. Böyle aklıma en ufak bir şüphe bile yok yani. Çok sağ ol abi. Ben dilimin döndüğü kadar da herkese söylüyorum. YouTube'a girin. Recep abinin şeyi var. Delikanlı oğluyla beraber de onlar şey yapıyorlar. Hepsini görürsünüz orada. Çok sağ ol abi.
Beni tanıyanlar da benim burada arabayı yaptırdığımı görsün ki bir şey olduğu zaman gelsinler yani. Yani emin olsunlar, gelsinler. Ne doğru dürüst bir usta var ne de doğru dürüst bir insanlık kalmış. Maalesef öyle abi. Burada kafamızı sokacak ev var. Buranın kira şeyi yeter bize, emeklisi. Zaten 60 yaşından sonra otelden yıpranma emeklisi bağlıyorlar. Ondan geçinir. İyi. İki taraftan da alıyorum. Dildik aynı. Orada ya yediğinden bir zevk alamam ya. Tadı buzu yok onlarda. Hiçbir şey tadı buzu yok ya. Ama bu oraya da tac kalır lan. Bu eti götü çok sever. Tadı yok ki. Bak burada sen bir etsiz kuru fasulyeyi, o tadı orada 5 kilo et koyup bulamazsın. Ben sana samimi söylüyorum. Bir parayı Alman gibi yaşarsam yani aya aya getireyim dersen, arkaya hiçbir şey bırakmayayım dersen yapamayacağım bir şey yaparsın. Biter. Kimden isteyeceğim? Bir sever iste. Evet. Evet, son civatamız, daha doğrusu somunumuzla beraber burada görmüş olduğunuz gibi bunların hepsi egzoz manifold somunları, renginden anlıyorsunuz. Altında da böyle arkadaşlar demir saç ayaklarımız mevcut. Evet. Alabiliriz. Basit bir şekilde aldın baba videoda. Basit bir şekilde aldım. Yılmaz Bey'i görüyor kaç saattir uğraştığımızı. Evet. Şuradan ayırıyoruz Yılmaz abi, turbo bu taraf. Evet. Turbo burası, burada kaylon var. Yani ilk hep böyle yağ batan. Buranın contaları var. Egzoz manifold contası. Turbo bölümümüz, büyük bir turbomuz var arkadaşlar. Heybetli bir araç olduğu için dışına değinelim. Dışında herhangi bir değişiklik olmuyor. Ancak revizyonda, enjektörde olduğu gibi içerisi yenileniyor. Geliyor DPF. Gördüğünüz üzere yine kolay bir şekilde çıkardı ustamız. Çok kolay çıkardı ya. Işığın yandığını abimiz söylemişti. İçindeki kararmalara şöyle göz gezdirebiliriz. Şöyle. Her şeyi tut şu dibe doğru. Buralar tamamen tıkalı. Bak gözenek hiç göremiyorsun. Evet, buralar kapalı arkadaşlar. Bak şöyle bu tarafa geldiğinde bak gözenekleri burada hissedebiliyorsun. Simsiyah olmuş. Evet. Bayağı bir uğraştırdı. Büyük bir DPF. Mühendislik harikası diyelim baba. Yani aslında motor bile inebilir. Bu evet. Durumda çünkü kolay işlemler yapmadık. Sol taraf komple boş şu anda. Şöyle göster. Boş zaten. Sağ tarafı da emme manifold bölümünü aldık. İki tane motor kulağını al. Kalefer hortumu, su hortumu al motor artık. Bir şey kalmadı. Evet, o kadar. Boşalttık aslında. Bayağı işlemleri var. Şöyle de göstereyim. Aks bölümü görünüyor. Yavru diferansiyele giren akslar. Motor kulağımız. Arkadan DPF egzoz bölümü. Alttan gördüğünüz, vurduğumuz yer burasıydı. Burayı da göstereyim. Bunun dışında egere borusu var. Egeresel temizlikler, yine manifoldla beraber temizliklerini gerçekleştiriyoruz. Egere borusu burada. Burada bir adet egzoz manifold contamız var. Bu conta side conta, ancak bu arabada ikili olarak, yani ayrı ayrı 1, 2 ve 3 tane egzoz manifold contası. E90 kasalarda da bu şekilde 2 tane satılıyor. Bunda 3 tane var. Buradan isleri görüyorsunuz. Motor bloğunun gri olması gereken yerlerde artık egzoz izleri, islerinden siyahlaşmalar oluşmuş. Bayağı da açtık. Yine devam edeceğiz. Bayağı bir emek verdik arkadaşlar. Evet, buradan akümüz arkadaşlar bagaj kapağında. Açtıktan sonra korumayı alıyoruz. Burada bir plastiğimiz var. Hemen alt tarafta aküyle bağlantıyı kesiyoruz. Evet, aracın arkasına geçtik. Bu arabada arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Lastikler, arka lastiklerin genişliği ön lastiklere göre daha büyük. Bakın burada arka lastiklerde 315, 35, 20 derken. Bakın ön lastiklerde 275, 40, 20. Fabrikasyon olarak bu şekilde çıkıyor. Bunu da bilgi olarak paylaşmak istedim. Babam arkadan fren balatalarını çıkarıyor. Fren disklerini çıkarıyor. Disklerimizin kötü olduğunu anlayalım. Disklerin değil mi? Evet. Alt kısımdan zaten ışıktan yansıyor arkadaşlar. Artık balatada
okuyucuya sürtmüş, dik artık bittiğini yani söylüyor. Lamba yanacaktı. Evet, artık bunlar da balata değişirken bunlar bizim ayak frenimizin balataları. Fren merkezimiz ayak merkezimiz. Diksimizin içine baktığımızda normalde bir fren diksi ama içine bir kampana demek. Burada el fren balatamız ayrı bir balatadır. Yani arkada iki tane balata tabii var. Tabii ki burası el frenine ait, bu ayak frenine ait. Bunu da söylemiş olman iyi oldu baba. Evet. El freninde peki bir şikayeti var mıydı? El freni zayıf tutuyor dedi. Ayarı artık paslanmış ve sonuna gelmiş. Kampana dediğimiz diksimizin içi de tamamen bitmiş. Bittiğinden dolayı diksleri zaten değişiyoruz. Bunu yapıp balata temizliğini yapıp önce fren ayarı yapıp sonra ayak fren balatasını takıyoruz. Tabii şurayı da detaylı çekelim. Babam biraz önce değindi. Bu içerideki balata, bunun ayarı lazım. Ayar yapılması gerekiyor. Ve merkezin içinde de arkadaşlar şöyle söyleyelim, bir balatamız daha var. Disklerimiz değişiyor. Tabii diskleri sökerken öncelikle fren kaliperimiz dediğimiz böyle bir demir ayağımız var. Bunun içerisine giriyor. Diskin içine şu şekilde girer. Arkadan tutturulur. Daha sonra bunun üstüne fren balatalarının montajı yapılır. Eski balatayı değinmiştik. Önler ve arkalar olmak üzere değişiyor. Evet, arabanın altına geldik tekrar. Biraz önce bahsetmiş olduğum fren kaliperi dediğim, yani fren balatasının üstüne oturduğu ve taşıyıcıya sıkılıyor herhalde. Evet. Taşıyıcıya sıkıldığı iki tane civatası olan bir parça. Önemli parçalardan biri. Arabanın genel itibariyle güzel olduğuna değinmiştik. Avrupa'nın ikliminden kaynaklı veya tuzlamalardan kaynaklı olarak genelde arabaların altı bu şekilde paslar olabiliyor. Görüyorsunuz. Sıra geldi ısıtma bujilerinin kontrolüne. Patlak. Zaten iki tanesi patlak demiştik. Ama set halinde değişecek. Burada da sizlere gösteriyorum. Yok. O da yok. Set halinde kızdırma ısıtma bujilerinde. Takım pakette zaten bunlar. Değiştiriyoruz. Paket halinde alıp takıyoruz. Peki bu ne işe yarar baba? Bu arabamızın ilk çalışmasında işe yarar. Kışları bu patlak olursa aracımız sabahları çok zor ve hiç çalışmayacak, soğuk mevsimlerde hiç çalışmayacak konuma gelir. Peki bu çekişi etki eder mi? Çekişi etki eder. Buradan beyine sinyal gidecek. Evet, o yüzden çekişi düşen arabalarda da karşılaşıyoruz ısıtma arızasıyla. Evet, akşam mesaisine devam ediyoruz. Ne yaptık? Motorların yıkanmasını gerçekleştirdik. Görüyorsunuz buralarda aşırı derecede yağ kaçakları mevcuttu. Bunların temizliklerini gerçekleştirdik. Dediğim gibi yağ değildi, mazottu. Herhangi bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Bunun dışında turbo bölümlerinde vardı hatırlarsanız. Intercooler radyatörüne giren hortumlarda vardı. Buralarda araç havaya kalkıp geldikten sonra yıkandı. Görüyorsunuz bayağı bir yıkama işlemi yapıldı. Evet, devam ediyoruz. Sağ arka tekere geldik. İçerisindeki fren diskinin içerisindeki fren balatalarını, yani el fren balatasının ayarını yaptıktan sonra üstündeki fren kaliperini taktık. İticiyle babam biraz önce merkezi içerisine itti. Fren diskinin de yenisini görüyorsunuz. Yine aynı şekilde fren balatası da yenisiyle değişiyor arkadaşlar. Bunu taktıktan sonra yenilenen bir kablomuz var. Yani frende ABS okuyucu mu oluyor bu? Ne oluyor? Fren balatası bittiğinde ikaz ışığı verir. Kendisinin burası sürtünmeden dolayı bitmiş. Evet, o gittiği için burada eskisi var. Şöyle gösterelim. Eskimiz burada. Evet. Okuyucumuz da burada. Tabi okuyucu da buradan geliyor. Bak bunlarla birlikte. Bayağı geliyor arkadaşlar. Tamponun altına kadar geliyor. Buraya giriyor sokete. Bayağı bir uzun kablo aslında. Boyumuz bu.
Bayağı uzun. Herhalde o fren merkezinin civatası Allian. Evet, 7 Allian'lı. Vidalarımızın 2 adet tıpası var. Var. Yaş, yağmur, çamur girip Allian yeri dolup zor sökülmesin, civata dişi pas olmasın diye. Bu. Bitti. Takalım yerine. Döşeyip geçelim böyle. Böyle. Emin olalım. Buna buraya sıkıralım. Evet. İki tane civatası var. Biri 10'luk, biri 8'lik. Bunları takıyoruz, bitiyor. Tabağı 5.30 getirdi ya. Bayağı büyük bir teker. Yarım tek, yarım metreni var. Senin boyunun yarısı kadar. Genişlik olarak da bayağı büyük. Şimdi burada sol arka teker tamamlanırken sizlere gelen parçalardan bahsedelim. Nedir bu parçalar? Turbomuz biraz önce geldi. Aynı şekilde DPF'miz arkadaşlar. Egzozcudan geldi. Bayağı bir uğraşılmış, bayağı bir kurum varmış. Bunu bize söyledi. İyi ki de yapılmış. Zaten ışık yandığını video içerisindeyken de söylemiştik. Turboyu da açtıktan sonra yine sizlere gösteririm. Çünkü şu an bayağı bir streç sarmışlar. Bu şekilde ana iki önemli parçamız. DPF ne yapar, çekişi etkiler, çevre sağlığı için kullanılan bir parça gibi gibi gibi. Özellikle de baş belası. Bu aldırdığımızda, içine aldırdığımızda muayeneden geçmiyor. Aynen, muayene, tüp ne derseniz arkadaşlar, muayeneden geçmez. Turbo da çok önemli biliyorsunuz. Ekstra bir hava basıncı sağlayarak aracımıza ekstra bir güç sağlayan bir parça, bayağı etkisi olan bir parça. Atmosferik motorlara göre daha iyi giden, daha seri ve daha iyi giden arkadaşlar bir araba haline dönüşüyor, motor haline dönüşüyor. Bunlar iki ana parça. Evet baba, bu fren diski ön taraf. Değiştireceğiz. Özellikle orijinal ürün olmasına dikkat ediyoruz ama bu fren diski ne işe yarıyor? Bu fren diski 4 şeker olduğundan dolayı ve 2 şekerde de değişmez. Şanzımandan iki tane aksımız geliyor. Aksımız bak buraya poryaya takılıyor. Taşıyıcı poryaya da bu takılıyor. Buna klepe balatalar. Bu frene bastığımızda aracımızın durmasını sağlıyor. Fren diksi, fren aynası ne dersin? Dersin. Baba çok fazla uzatmadım bu teker bölümünü. Yani 4 kere aynı işlemi videoda kaydetmek biraz saçma olur. Saçma. Burası da sağ tarafın ön diski ve aynı zamanda fren balatasını değiştirdik. Fren kaliperinin üstünde, merkezinin üstündeki bu demir sekmanı unutmuyoruz arkadaşlar. Önemli bir parça. Burası da sol ön tekerimiz. Burayı da yenilendiğini şöyle göstermiş olalım. Yeni fren diski.
Evet, devam ediyoruz. Bugün biraz geç kaldım hastane işlerimizden dolayı. Bakalım neler yapılmış, neler yapılıyor görelim arkadaşlar. Burada gördüğümüz kadarıyla boş. Yani ısıtma kızdırma bujilerimiz değişti. Babam da tabii ki durmadı. Ben gelene kadar burada görüyorsunuz. Plastik aksamlar, turbo, DPF, külbütör kapağı, altındaki conta değişti. Manifold hazırlanıyor şu anda. Enjektörleri montaj yapmış. Bayağı bir işlem yapılmış aslında. Periyodik yağ bakımımız vardı. Isıtmaları takıyorsun. Teker teker ısıtmaların sonuna doğru geldik. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bundan sonra tekrar izleyeceksiniz. Evet, şu an bezleri teker teker alıyor. Çünkü manifold geçecek. Yıkandığını göstermiştik. Az çok temizliklerini sizlere paylaşmıştık. Tabii manifoldun içi, boğaz kelebeği, bunların hepsinin de temizliklere, yere kısmı temizlikleri yapıldı. Isıtma bujilerimizin görüyorsunuz soketleri, üstüne gelen 6 tane soketi var. Daha sonra manifold geliyor. Şöyle emme manifoldumuz artık yerine doğru gidiyor. Aslında çok bir iş kalmadı ama yine uğraştırıcı işleri var. Evet, yerine oturttuktan sonra cıvatalarımız var. Herhalde külbütör kapağına basıyor orası da. Evet. 10'luk cıvatalar. Bunları rahatlıkla böyle tuttuğuna emin olacaksın. Karşı plastik sıkarsan külbütör kapağını kırarsın yoksa. Üstteki cıvataları sıktıktan sonra alt kısımlara ise somun geliyor. Saplamalar var buralarda. Şöyle gösterelim. 6 tane de buraya gelecek. Hava hortumu. Şöyle port, yani manifoldaki kelebeklere hareket veren arkadaşlar, hortum, portunki. Bu da selenoid, o da babamın elinde. Evet. Bu çok önemli. Bak. Bunları unutmayalım. Tek. Bu nedir baba? MAP sensörü. Bunun da temizliğini yaptık. Bu da buranın. Ve şu kelebeğe takalım önce. Evet. Hemen egzozumuzu montaj yaptıktan sonra, biliyorsunuz egzoz lastiğini tutan bu şurada ayağı, cıvatalar var. Bunları sökerken göstermiştik. Arka taraf egzoz lastiğimiz. Burayı çıkarmıştık. Evet, diferansiyel yağını kontrol edelim. Yağımız var. Temiz ve eksiksiz. Hemen sol arka teker ve sol ön tekerin ortasında bulunan, tabii ki plastik bagalidi, aşağıya indirmemiz gerekiyor. Mazot filtresi, gördüğünüz silindir, sosis gibi büyük arkadaşlar. Bir mazot filtremiz var. Bu araçlar da aracın alt kısmında bulunuyor. Bir de koruması olduğunu söylemiştik. Mazot filtresini de değiştiriyoruz. Evet, yenilenen mazot filtresini de çekmiş olalım az da olsa. Arkasında bir ısıtıcı var. Sekmanı var, oturuyor. Diğer tarafında ise bir hortum var arkadaşlar. O hortumların kelepçelerini de yenisiyle değiştiriyoruz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Evet, motor yağımızı da boşaltıyoruz. Dediğim gibi motor yağımızı Castrol 530H kullanacağız.
Şunu götüreyim bir değinir tabii. Yoksa indirekt çalışırız mı ne bileyim. Altında yıkamak şart oldu. Yağlara interkollara mı? Evet bak yağlara. Değinmiştim baba. Temizliğine de geldi sıra. Orliğini değiştik. Şimdi temizliği kaldı bak. Denge çubuğu ne halde bak. Gördük mü ayna oldu be. Merhabalar arkadaşlar, aracı sonunda çalıştırabildik. Bu sırada havasını almak durumundaydık. Mazot filtresi değişti, içi boştu. Enjektörler revizyona uğradı, içi boştu. Bu yüzden mecburen havasını almamız gerekiyordu. Çünkü araba çalışmıyordu. Enjektörün üstündeki rekorlardan da havasını aldı babam. Ben şu an yukarıdayım. Yani liftin üst kısmında olduğum için aşağıya inip aracın çalışmış şeklini sizlere gösteremiyorum ama aşağıdan da yine sizlere çalışmış şeklini göstereceğiz. Peki burada ne gösterebilirim? Burada sizlere gösterebileceğim aracın 180 bin kilometrede olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında devir saatimizde herhangi bir dalgalanma problemimiz var mı? Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Bunun yanında sarı bir işaret yanıyor. Araç havada olduğu için bu işareti yanması normaldir. Bunun dışında söyleyebileceğim aracın en son bilgisayar test aşamaları var. Aracı bilgisayara bağlayacağız ve bu sorunları da gidereceğiz. Aracın içerisinden bahsetmiştik. Gayet kaliteli ve konforlu bir araç olduğunu. Özellikle deri koltukların renginin kahverengi. Bir görüntü, güzel bir dizayn. 2009 yılına göre diyebiliriz. Arabanın sesi de dışarıdan sizlere dinletebiliriz. Tabii sizlere burada bir diğer değineceğim noktada şu an egzozdan aşırı bir su ve beyaz bir buhar atıyor. Duman değil. Neden? Tepefenin içerisi yıkandığı için. Bir de en son olarak bilgisayar üzerinden rejenerasyon işlemini tamamlayacağımız için arkadaşlar bu sorun tabii ki DPF artık çözüldü. Herhangi bir arıza lambası da yanmıyordu. Dediğim gibi aracın bir de Konya'ya gitme ihtimali var. Uzun yolda yapacak, kendini iyice açacaktır ve herhangi bir DPF arızası almayacağız.
Bir daha söyle de, bir ses var çünkü usta. Aracımızdan gelen ses direksiyon pompası, servo diye geçer. O bozuk, araç sahibinin bilgisi var ondan. Bu arada araba 280 beygire yükseltilmiş, yazılım atılmış arkadaşlar beyninden. Bu yüzden arabanın 280 beygir olduğunu tekrar belirtelim. Orijinal fabrikasyon 235 beygirden 280'e 50 HP bir artış yapılmış. Bir daha gösterdi usta, o nasıl söndü? Direksiyonumuzu sağa sol yaptık. O sarı lamba söndü. Göstereyim evet. De videoda. Çıksın, herhangi bir artık arızamız yok. Araç P'de ise bir de gazına basalım. Bas. Bas. Aracı bitirdik. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Tabii ki bir motorist kapağı var, onu da takalım. Bu arada yorum yapmayı unutmayalım. Bu araba hakkındaki fikirlerinizi aşağıya belirtin. Bu araba nasıldır? Hoşunuza gidiyor mu? Veya hangi aracı kullanıyorsunuz? Benzerlikler, farklılıklar nelerdir? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet, yine çok hızlı giden bir araçla beraberiz. Ama tabii ki yağmurlu, trafik var, hızlı gitmiyoruz. Artı fren disklerimiz, fren balatalarımız komple değiştiği için bize biraz fren mesafemizde uzama ya sebep olacaktır. Neden? Çünkü alışması için 3-4 gün geçmesi gerekiyor. Bunun altını çizelim arkadaşlar. Ve yağmurlu, sadece göstermek adına, hem de müşterimiz de dükkandaydı, bir bin bak nasıl olmuş araba dedi, hem de göster dedi, biz de binelim bakalım dedik, yoksa araçta herhangi bir sıkıntı yok. Hemen buradan da girdik. Evet, çok iyi. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Bunun gibi birçok aracımız var. Bundan sonra büyük ihtimalle Volvo S90 2017-2018 kasayla beraber olacağız. Onların da bakımları var. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın.